dikkatini aldı. Filenin sultanları olimpiyat oyunlarını bekliyor. Milli takımın maç programı da açıklandı. A milli kadın voleybol takımı C grubundaki ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda ile oynayacak. 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak milliler, 4 Ağustos'ta oynayacağı İtalya maçıyla grup aşamasını tamamlayacak. 3 karşılaşmada Türkiye saatiyle sabah 10'da oynanacak. Olimpiyat oyunlarında voleybol branşında 6 Ağustos'ta çeyrek final, 8 Ağustos'ta yarı final maçları var. Olimpiyat şampiyonunun belli olacağı final ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Şimdilik veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Anker Soundcore sundu. Volta Enerji'nin sunduğu Güneş Raporu başlıyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınım değeri İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da çok yüksek seviyede olmaya devam ediyor. Çoğu şehirde derecesi 10'u bulduğundan direkt güneş ışığına maruz kalmamaya özen gösterilmeli. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da da derecesi çok yüksek, 8-9'larda. Karadeniz'in doğusundaysa yağışlardan dolayı derecesi 6-7'lerde. Volta Enerji'nin sunduğu Güneş Raporu sona erdi. Evet Selim Bey, sizi dinliyorum. Dertliyim efendim. Mobil uygulamalarla işlem yapmaya çekiniyorum. Tarife seçemiyorum. Ek paket alamıyorum. Taahhüt veremiyorsunuz. Hata yapmaktan korkuyorsunuz. Karşınızda bir insan olsa çok daha rahat edeceksiniz. Ben de böyleydim Selim Bey. Ta ki bu bol gigabaytlı hediyeleri, tarifeleri sorunsuzca alana kadar. Bakın her şey çok açık. Tık diye de aldım. Siz de Türk Telekom uygulamasına girin, işlemlerinizi güvenle gerçekleştirin. Şu ek paketi ben de alsam, yolda bir şeyler izleyeyim. Avantajlı tatil fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına. Binlerce iş ortağımızla Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerine kadar ulaşıyor. Türkiye e-ihracat şampiyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyaya Türk imzası atıyoruz. Çöp atma. Çöplerinizi yere atmadan önce iki kez düşünün. Çünkü çöp atmak çok pahalı. Çöpün toplanıp taşınmasının ton başına maliyeti yaklaşık 50 dolar. Transfer istasyonundan bertaraf tesisine getirilme bedeli ise ton başına 30 dolar. Sadece İstanbul'da günlük toplanan çöp miktarı 18 bin ton. Yani günde yaklaşık 1,5 milyon dolar. Türkiye'nin yıllık çöp yönetim sistemi maliyeti ise 1,5 milyar dolar. İnsanlar sokaklara sorumsuzca çöp attığında, bunları toplamak için daha çok insan gücü ve araç gerekiyor. Ülkenin ekonomik büyümesini ve yerel turizm endüstrisinin gelişmesini etkiliyor. Ülke ekonomisine katkı için sokağa çöp atma. Cumhuriyeti'nin olimpiyatlarda aldığı ilk altın madalyayı 1936'da Türk güreşçi Yaşar Erkan kazandı. Sporcunun soyadı olan ve çaresiz anlamındaki Naçar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir topluluğun ileri gelenlerinden anlamına gelen Erkan olarak değiştirildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi İş Bankası, olimpiyat heyecanında Team Türkiye'nin yanında.
Turkuaz Seramik hava durumunu sunar. Perşembe günü de ülke genelinde hava açık ve sıcak. Yağışlar çok az noktada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da önümüzdeki 3 günde Poyraz kuvvetli eserek serinlik sağlayacak. İstanbul 29, Bursa 33, Ankara 32 derece. İzmir'de orta hızda esen rüzgarlar Cuma'dan itibaren daha sert esecek. Sıcaklık 34 derece. Antalya'da yüksek bağlı nemle 32 derece olan sıcaklık 40 derecelerde hissediliyor. Marmara'da Poyraz bir hafta boyunca sert ve serinlik vererek esmeye devam edecek. Zaman zaman kuvvetlenecek rüzgarlar deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Edirne 34, Çanakkale 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da güneşli günler sürüyor. Sıcaklıklar Haziran ayı ortalamasının 4-6 derece üzerinde. Eskişehir 33, Konya 32, Sivas 28 derece. Cuma günü bölge genelinde 2-3 derece daha sıcak geçecek. Ege'de orta hızda esen rüzgarlar bölge genelinde serinlik sağlarken, İç Ege'de sıcaklık yine mevsim normallerinin çok üzerinde. Sıcak çarpması tehlikesi sürüyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 40, Denizli 41, Bodrum 39 derece. Akdeniz'de sahillerde bağlı nem çok yüksek olduğundan hava oldukça bunaltıcı. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Isparta 38, Kahramanmaraş 40 derece. Sıcaklıklar Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de perşembe yağış ara veriyor. Sadece Rize civarında kısa süreli görülebilecek. Bölgenin batısında iki gün daha hava çok sıcak. Bolu ve Kastamonu 31, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Yüksek bağlı nemle sıcaklıklar daha fazla hissediliyor. Doğu Anadolu'da güneş parlıyor. Rüzgarlar kuzeyden kuvvetli esecek. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azalsa da çok yüksek değerlerde olmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa çok sıcak 38, Londra'da sıcaklık arttı 29, Paris parçalı bulutlu 30, Madrid güneşli ve çok sıcak 38, Atina açık 36 derece. Turkuaz Seramik hava durumunu sundu. Peki bu iyi geceler nasıl başlar? Bellona Yatak B-Sleep'in ozon terapi teknolojisi ve kaliteli uykuyu destekleyen teknolojileriyle gün geceden başlar. Herkese iyi uykular. Doğal olarak da iyi günler.